Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Elohim, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda söz verdiğim gibi yeni full dediğimiz Alexander Nevsky komutanını deneyeceğiz arkadaşlar. Şu an ortam baya farklı olabilir, hiç görmediğiniz bir ortam olabilir. Gerçekten zor şartlar altında da olsa size bu videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü çark etkinliğinden Alexander Nevsky komutanı hakkında meraklı olduğunuzu hissettim. O yüzden bu vs videosunda arkadaşlar ilk başta Kahan'la atacağız. O piyade miyim? Pakal Haraldı falan full. Ondan sonra Memo ile atacağız. Memo şu an uyuyor herhalde. Normalde Memo ile atacaktım. Sonra Yunus abiyle atacaktım ama herhalde Memo ile yarına kalabilir. Onu da yetiştirirsek onu da ekleyeceğim video içerisine. Şimdi karşı tarafta arkadaşlar 10K şey var. Asker var. Ve Viking medeniyeti. Biz de Almanya medeniyetiyiz. İkimizde de ekipman full. Onun en iyi ekipmanları, onda da full star ekipman var. Onu da videonun bir köşesine eklerim arkadaşlar. İlk başta Alexander Nevsky ile William denemek istiyorum Pakal Harald'a karşı. Pakal Harald'a karşı arkadaşlar bir 3 kere falan 3 farklı kompozisyon deneyeceğiz. 10 çıkmışsın, 10. 11'im niye çıktın ya? ₺10.000 Allah'ım. Neyse hadi 10.000 yolla abi her seferinde. Evet arkadaşlar, daha yeni bir karışıklık oldu. Yunus abi Alman olduğu için bizim tabirleri bazen anlayamıyor, biliyor. Onu da kusura da bakmayın. Ama burayı kesmeyeceğim. Eğlenceli bir an oldu bence. 10.000 şimdi çıkmış olması lazım arkadaşlar. Pakal Harald'la Alexander William VS'si atıyoruz şu anda. Normal saldırı hasarları neden gözükmüyor? Bazen böyle oluyor, sinir oluyorum. Şöyle grafikleri arttırsak. Heh, tamam, düzeldi. Pakal Harald'a karşı bakalım. Alexander William iş yapabilecek mi? Pakal Harald gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Eğer bunu yenerse iki yeniyor mu? Vallahi yeniyor gibi gözüküyor. Abi bu komutan çok güçlü. Bu komutan çok güçlü. Pakal Harald'ı dövebiliyor teke tekte. Pakal Harald. Yani karşı tarafın ekipmanını göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Kale skillinde ne var bilmiyorum ama. Kale skilline ne veriyordu? Piyade savunması veriyor. Hiç sıkıntı yok. Bende de %5 beceri hasarı var. Şöyle raporu gösterecek olursam arkadaşlar 988'e 1329. Bu sayıyı arttırdığımızda arkadaşlar çok bir şey değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar Alexander Nevsky ve William'ı denedikten sonra Chantra'yı deneyelim hazır denk gelmişken. Hatta yok, şimdi Minamoto'yu deneyelim. Çünkü Minamoto şu an revaçta, bildiğiniz üzere herkesin dilinde arkadaşlar. Minamoto da Minamoto. O yüzden bir Minamoto'yu denemek istiyorum açıkçası. 10K çıkmış, yine Yunus abi yolluyorum. Alexander'la Mina'yı. Mina yeni gelen müze buff'ından sonra gerçekten çok güçlü oldu. Jiang Mina rallileri, Jiang William ve Jiang Chantra rallilerine daha iyi oluyordu. Bakalım beceri hasarları nasıl olacak. Evet, beceri attıktan sonra hemen sarıya düşürdü gördüğünüz üzere. Normal saldırı hasarı açısından aslında çok fazla hasar yiyorduk ama Nevsky'nin becerisiyle Mina'nın becerileri birleşince gördüğünüz üzere çok hızlı eritti Pakal'ı. Çok hızlı eritti. Uff, William'dan daha iyi geldi şu an Mina. Gerçekten William'dan daha hızlı eritti ve sarıda bitirdik. Çok hızlı erittik. Pakal Harald eritiyoruz ya. İlginç. Karşı tarafta Martel Harald da deneyeceğiz. Alex Harald da deneyeceğiz arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Yani olan tüm kompozisyonları denemeye çalışacağım. 766'ya 1427 sonuçlu arkadaşlar. Bunu da bitirdik. Kıta güçlerini de şöyle gösterecek olursam arkadaşlar. Buradan bakarsınız siz. Çok fazla üzerinde konuşmaya gerek yok. Şimdi ise arkadaşlar. Ne çıkalım? Şöyle bir bakacak olursak. İlk başta Alexander Nevsky önde kullanacağım. Ondan sonra Jiang Nevsky falan. Bunları da deneriz ama. İlk başta böyle bir gidelim. Jiaozhou'da ben daha müze skillini almadığım için Jiaozhou'nun pek bir etkisi olacağını sanmıyorum. Ama şöyle bir çılgınlık yapıp Takeda denemek istiyorum. Takeda'da acaba tanklık açısından ne katacak, nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, bunu da görmek isterim. Ondan sonra Chantra'da deneriz arkadaşlar. Zaten Chantra'dan başka deneyecek bir şey de kalmıyor. Ya Pakal'ın arkadaşlar
Ya ordu daha fazla olsa acaba Pakal daha dirayetli olur mu diye düşünüyorum ama çok bir etkisi olacağını da pek sanmıyorum ya. Ve Take'e de deniyorum. Mesela Take'e çok iyi gitmiyor arkadaşlar. Take'e bildiğiniz üzere beceri hasarımızı düşürüyor. Ne eskide 2300 beceri hasarı olduğu için çok fazla eksi etki sağlıyor bize. Tanklık açısından bir şeyler katmış olsa da ne eskiye arkadaşlar bu çok da önemli değil gibi. Ne eskide çünkü ne eskinin daha çok böyle beceri komplarında kullanılacağını düşünüyorum. Yani Takeda ile bu komutanı kullanıp herhalde hiç etmemek gerekiyor gibi gözüküyor. Bundan sonra bir de Pakal Haralt'a karşı Chantra'yı da deneyelim. Bu arada her türlü Pakal Haralt'ı yeniyoruz. Yani ilginçtir ki Pakal Haralt çok dirayet gösteremedi süvari kompozisyonuna. Ya bir de şey deneyeceğim arkadaşlar. Xiang William denemek istiyorum bundan sonra. Yani gerçi benim Xiang'ım full değil ama Xiang'ım full haliyle 5-5-2 hali arasında ahım şahım bir fark yok. %10 beceri hasarı gibi bir fark var sadece. Onu da bir deneriz. Şöyle tekrar bir şey çıkalım. Alexander'la Chantra çıkalım. Ondan sonra farklı kompozisyonlara geçelim. Karşı tarafta farklı. Bende de farklı kompozisyonlar olsun. Bakalım ne çıkıyor tabi. Aynen Pakal Harald gelmiş tekrar. Ve bir gözlem atacağım. Şimdi de Chantra deniyoruz arkadaşlar. Mesela Takeda'ya göre çok daha fazla normal saldırı hasarı yiyoruz tabii ki ama şimdi beceri hasarı vurduğumuzda arkadaşlar asıl olay orada kopuyor gibi olacak. Çünkü 2300 beceri hasar gerçekten çok fazla. YouTube bildirimini geç. Evet yine daha hızlı bir şekilde sarıya düşürdük karşı tarafı. Ama en iyi arkadaşlar Minamoto'da sonuç verdi diye gördüm ben. William'da da güzel sonuçlar verdi ama Minamoto'da sanki çok daha iyi oldu. Bundan sonrakinde arkadaşlar şöyle deneyelim. Jiang'la Nevsky yapalım. Daha doğrusu Nevsky Jiang yapalım. Sonra Jiang Nevsky yapalım. Ve Jiang'la bir daha komutanları bir deneyelim. Jiang William'la da Pakal Harald'a vuralım. Yani karşı tarafta çıkabileceğimiz en güçlü Pakal Harald ama Charles Martel daha iyi sonuç veriyor diyenler var. O yüzden onu da bir araya katmak istiyorum. Ben bu arada rally raporlarını göstermemiş olabilirim. Kusura bakmayın. 1110'a 1367. Takeda da ise 1162'ye 1561 almışız. Mesela Takeda Chantra'ya göre daha iyi bir performans vermiş. Minamoto ama hala iki katı bak iki katı bir farkla en iyi sonuç Minamoto'da gözüküyor. Ve Minamoto'dan sonra William'da gözüküyor. Şimdi Nevsky ile arkadaşlar Jiang deneyelim. Ondan sonra Jiang önde şekilde kullanarak bir daha vs atalım. Jiang ile kullanılacaksanız eğer bu komutanı tabii ki de Jiang önde olması çok daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Ama tabii bu test videosu olduğu için ikisi arasındaki farkı görmeniz açısından her türlü kompozisyonu denemek daha mantıklı olacaktır video için. Mesela çok fazla normal saldırı hasarı vurdu daha yeni. Nevsky Jiang deniyoruz. Nevsky Jiang arkadaşlar. Jiang'ın full değil. Burada hala bu etkide söz konusu. Çünkü %10 mu? %20, herhalde %10 artı %10'luk bir beceri hasarı bonusu alma şansı var. Ve %3'lük de bir tüm hasar ve %30 birimde öfke puanı kaçırıyoruz diye biliyorum. Jiang'ın full olmamasından. Tabii fulllesek iyi olabilir ama Bertrandur'un performansını görmeden Jiang kullemek istemiyorum. Eğer Betrandu istediğim gibi çıkmazsa Jiang her türlü daha iyi bir süvari komutanı ise arkadaşlar Jiang'a elimdeki heykelleri basarak en azından 5-5-1-5 şeklinde bir Jiang yapmaya çalışacağım. O da mümkün olursa 1082'ye 1340 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Jiang'a geçiyorum. Ekipmanlarımızı hemen Jiang'a alalım. Şuradan kayıtlı olduğu için hiç uğraşmayacağız. Merak etmeyin. Şimdi Jiang'la William deneyeceğim. İlk başta ondan sonra Alexander'ı da deneriz arkadaşlar. Ve Jiang Minamoto da deneyeceğim bu arada. Şeyi görmek istiyorum yani tüm keramet şeyde mi? Alexander'ın eskide mi? Yoksa
Pakal Haralt'ı ben her halükarda dövüyor muyum? Bunu bir görmek istiyorum. Şu an Jiang William deniyorum. Bakalım Jiang William'la dövebilecek miyiz? Bu arada karşı tarafa da %5 savunma bastırdım. Ben de şu an %5 savunma değeri var arkadaşlar. Siz görmüyor olabilirsiniz. Jiang William da dövecek gibi gözüküyor Pakal Haralt'ı. Pakal Haralt herhalde... Aa, pardon. Sanki ben daha hızlı sarıya indim. Emin değilim ama... evet, Neski güçlü gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama yok, şu an sanki dövecek gibiyim. Jiang William bildiğiniz üzere beceri hasarı kompo açısından en güçlü kompozisyondu. Bundan önceki süvarilerde Alexander Nevsky ile Bertrand'ı çıkana kadar. Ve Jiang William'da gördüğünüz üzere çok fazla şeye indik. Kırmızıya indik. Ya tabi burada Jiang'ın full değil. Bunun da etkisi var. Şöyle bakacak olursak 1231, 1267. Hemen hemen ağrı yaralı farkı aynı arkadaşlar. Jiang'ın full değil. Hala bunu söylüyorum. Bunun etkisi tabii ki olacaktır. Bir de şurada Alexander'da şöyle bir etkimiz vardı. Şunu da takalım. Bir sağlık, bir savunma. Etkisini de üstümüze alalım. Şimdi Jiang Minamoto deneyeceğim. Ondan sonra Jiang Neski deneyeceğim. Burada daha net belli olacaktır farklar. Memo ile denerken arkadaşlar, Memo'da Jiang full olduğu için daha iyi bir deneme sonucu olacaktır. O da Alexander'ın eski fulliydi. Orada hem Jiang full olmamasının değerini de bir kıyaslamış oluruz. Çünkü onda da iki komutan full olduğu için o full bir Jiang'la gelir. Ben de yarım bir Jiang'la karşısına çıkarım. Öyle de bir kompozisyon denemesi yaparız. Şimdi Jiang Minamoto deniyoruz. Jiang Minamoto da gerçekten sevilen bir kompozisyon. Şu anda rallilerde özellikle. Bakalım şimdi kim sarıya inecek. Ben sarıya indim yine. İlginç bir şekilde. Evet. Asıl sonuç arkadaşlar Jiang'la Alexander'ı kullandığımda belli olacak. Evet, şu an Pakal Harald Jiang Minamoto'yu dövüyor ve Jiang Minamoto yani Minamoto müzeden güzel bir değer almasına rağmen Jiang William daha iyi performans verdi. En azından orada ben yendim. Yine de ağrı yaralı farkı eşit gibi gözüküyordu. Yine ben yenecek miyim acaba? Yok, yenmeyeceğim sanırsam. Evet, Pakal Harald. Pakal Harald çok güçlü değil mi diyeceğim acaba? Ya karşı taraftaki ekipmanlar iyi, onu göstereceğim dediğim gibi. Evet, yine ben yendim. 1470'e 1310 ama ben daha fazla ağır yaralı aldım. Bu da karşı tarafın normal saldırı hasarı daha fazla olduğu için de yine Jiang William daha iyi bir sonuç verdi arkadaşlar. Şimdi ise Jiang ve Alexander Nevsky'yi deniyoruz. Asıl olay burada kopacak gibi gözüküyor. Şimdi burada da arkadaşlar eğer yüksek bir farkla yenersek o zaman Nevsky'nin her türlü çok OP bir komutan olduğunu anlayacağız. Çünkü Jiang William ve Jiang Minamoto yaptığımda birisinde yenildim, birisinde de hemen hemen durum berabereydi. Evet, yüksek bir hasar vurduk. Beceri hasarını vurduğumuzda gerçekten karşı taraf yamuluyor. Yani görüyorsunuz arkadaşlar 2300 beceri hasarı faktörü ya ikinci komutanken de 2300 vuruyor yani şuna bakar mısınız arkadaşlar? Tekli hedefin içinden geçiyor ve Nevsky farkını aslında şu an anlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Çünkü Jiang William ve Jiang Minamoto kullandığımda Pakal bizi neredeyse hatta dövdü yani gerçekten dövdü ama burada canımızın yarısı bile gitmeden hatta yarısı kalmış arkadaşlar. 4500 kalan miktar, 4683 kalan miktar var. 828'de 1469'da Jiang Alexander Nevsky'de gerçekten çok güçlü bir kompozisyon. Ben burada şunu kanaatliyorum arkadaşlar. Jiang'ın full olsaydı en iyi sonucu büyük ihtimal Jiang Alexander Nevsky ile alacaktık. Fakat Alexander Nevsky şu an süvari komutanları arasında
gerçekten çok kilit bir komutan. Çünkü Alexander'ın eski Minamoto kullandığınızda da çok güçlü. William kullandığınızda da çok güçlü. Jiang'da kullandığınızda da çok güçlü. Fakat bunlar arasında Jiang Alexander'ın eski daha güçlü gözüküyor. Ondan sonra Alexander'ın eski Minamoto, ondan sonra da Alexander'ın eski William olacak şekilde güçlü gözüküyor. En azından bu Pakal Harald sonucuna karşı. Şimdi isterseniz Martel Harald deneyelim VS'lerde. Buraları şimdi hızlı geçeceğim arkadaşlar. Çünkü buraya kadar anlatmak istediğim çoğu şeyi anlattım. Burada sizlere hem çoğu şeyi görün diye bir VS denemesi göstereceğim. Hem de bundan sonra Memo ile de VS attığımızda orada tekrar konuşmaya gireceğim arkadaşlar. Şimdi isterseniz farklı Piyato komutanlara da karşı bu kompozisyonlar ne iş yapıyor sizlerle beraber bir görelim. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world.
blood through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Evet arkadaşlar, şimdi asıl vurucu noktaya geçiyoruz. Bu VS'lerin çoğunda görmüş olduğunuz üzere Martel harbiden Pakal'dan iyi sonuç veriyor. Yani burada tabii şunun şansı var. Haralt'ın ard arda beceri atma şansı var arkadaşlar. Ve Yunus abi bayağı bir şanslıydı bu durumda. Ama tabii bu ne kadar etkili, o da meçhul abi. Ya çünkü fazlasıyla VS attık ve sonuç olarak az çok belli olmuştur. Yani Martel çok daha dayanıklı. En azından Haralt şansını kullanana kadar Martel'in dayanıklığı her türlü etkili oluyor. Pakal'a göre bir tık daha iyi sonuç verdiğini düşünüyorum ben. Bakın mesela Jiang Alexander kullanırken Pakal'ın gerçekten içinden geçmiştik. Ama Martel'de ya şansı olabilir, belki normaldir, bilmiyorum. Bayağı bir zorlandık. Belki ucu ucuna keseceğiz. Normalde Pakal'ın gerçekten içinden geçtik. Mesela Alexander Minamoto kullandığımızda da Pakal'ın içinden geçmiştik. Ama Charles'ın o kadar içerisinden geçemedik. Burada arkadaşlar şunun sonucuna varmış olduk. Alexander gerçekten çok güçlü bir kompozisyon. Burada benim Jiang'ımın full olmasını geçiyorum. Minamoto ile falan kullandığımızda da zaten sonuçları gördünüz. Fakat müze bonusları da hiç yabana atılacak bonuslar değil. Bunu da gördük arkadaşlar. Gerçekten eski komutanları yeni komutan yapacak şekilde bir güçlendirme vermiş komutanlara. Ya Pakal, ya şu an meta rally, yani sürekli Pakal Haralt kullanılıyor rallilerde. Ama Martel'e gelen müze bufflarıyla açık alanda Martel Haralt'la birlikte gerçekten güçlü sonuçlar verecek gibi gözüküyor. Bu tabi şansa bağlı da denk gelmiş olabilir ama ben öyle olduğunu pek sanmıyorum. 7 kere VS attık ve 7'sinde de Pakal Martel'e göre çok daha kötü sonuç verdi. Alexander da gerçekten süvariler arasında en güçlü, bunu da anlamış olduk. Şimdi arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler.